Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Geldik büyük kapışmaya. Sağ tarafta Poco F2 Pro, sol tarafta Mi 10T Pro. Evet, uzun zamandır bunları hep birbiriyle kıyaslıyoruz zaten. Yok bunu alırım, yok bunu alırım. Bakalım ses konusunda hangisi alacak? Şimdi Poco F2 Pro mono hoparlöre sahip. Şu an mono hoparlör buraya dönük. 10T Pro stereo hoparlöre sahip, ana hoparlör burada, ikinci ARIZE'den çıkacak olan sesle, yani hoparlör de bu tarafta ve şurada da bir deliği var, yani buradan ve buradan ses çıkmış oluyor. Şu an iki telefonu da hem ışıklarını hem de seslerini full açtık. Bakalım hangi telefon daha güzel ses verecek. 10T Pro ile başlıyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Poco F2 Pro daha güzel ses veriyor. Daha net, daha temiz bir ses veriyor. Ve sanki böyle biraz daha yüksek bir ses veriyor gibi geliyor bana. Hani şu ana kadar bayağı bir dinlemeye çalıştım. Gerçekten fark ediyor. Yani vokal işin içine girince, yani insan sesleri falan işin içine girince, ya Poco F2 Pro bariz bir şekilde daha iyi bir ses veriyor ya Mi 10T Pro'dan. Hani bu testten sonra Poco F2 Pro ile de Renault 4 Pro, yani Renault 4'ü kıyaslama yapmak istiyordum. Renault 4 de mono hoparlör. Fakat hiç yani kıyaslama yapmaya gerek bile yok. Hani Renault 4'ü çok kötü yer Poco F2 Pro. Ki yani Mi 10T Pro'yu şu an 7 diyebiliriz. Thank you.
Yani o kadar güçlü bir bas veriyor ki neredeyse hoparlör patlayacak. Yani çok acayip bir daha güzel bir ses veriyor ya Poco F2 Pro. Ben bu kadar hani bu kadar derken hani bir kapışırlar diye düşündüm işin açıkçası. Hani belki Mi 10T Pro ufak farkla alabilir ama Poco F2 Pro ezilmez Mi 10T'nin karşısında diyordum. Alakası yok ya, Poco F2 Pro açık ara daha iyi bir ses veriyor. Dinledikçe bu daha da çok ortaya çıktı. İkinci klibe geçelim. İkinci klipte hem böyle fotoğraflarda döndüğü için ekranlara da bir nebze bakmış oluruz. Hem ses hem ekrana bakmış oluruz. Mesela şu an görüntüye bakarsak tabii çok daha canlı gözüküyor. AMOLED ekranı. Tabii kayıtta nasıl gözüküyor? Kayıtta da çok büyük bir fark aslında gözükmüyor gibi. Artık izlerken ben de bakacağım sizinle birlikte gerçekten ne kadar fark var. Ama kesinlikle çok daha canlı bir ekranı var Poco F2 Pro'nun. Yani AMOLED ekran. Ya tisler falan çok daha güzel. Tek hoparlör olmasına rağmen.
Evet, Poco F2 Pro, Mi 10T Pro'dan daha güzel bir ses veriyor. Ekran canlılığı olarak da zaten şu an görüyoruz. Böyle düşük ışıklarda gerçekten AMOLED ekran çok büyük fark atıyor. Ama dış ortama çıktığımız zaman, ben bunu bir yerde anlatacağım, bir videoda anlatacağım. Şu an belki bugün yayınlanabilir. Mi 10T Pro dış ortamda çok enteresan video kaydı yaparken ekranlara bakıyorduk. Gerçekten AMOLED ekranlar kadar canlı bir görüntü veriyordu. Yani dış ortamda ki davrandığı davranışlarıyla böyle iç ortamdaki davranışları sanki aynı değil gibi geldi bana. Çünkü burada bariz bir fark var ya. Çok net. Yani Poco F2 Pro netlikten ziyade yani canlı. Çok daha canlı. Ve bu canlılıktan dolayı çok netmiş gibi gözüküyor. Halbuki 10T Pro da net ama işte bu canlılık olayı başka bir yere götürüyor. Yani ben bunda film izlemeyi daha fazla keyif alarak yaparım. Öyle söyleyeyim. Peki ses testinde de durum buydu. Poco F2 Pro ses testinde de aldı. Yani umarım yardımcı bir içerik olmuştur. İki telefon arasında kalanlar için özellikle. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Oh,